Eğitim öğretime önem verdiğini her fırsatta gözler önüne seren Hanif Ümah Çiçek öncülüğündeki Gönül Belediyeciliğin öncüsü 12 Şubat Belediyesi eğitim öğretimin temelinde yer alan öğretmenleri de unutmuyor. Başkan Mahat Çiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 12 Şubat'ın merkez ve kırsal mahallelerindeki okullarda görev yapan öğretmen ve okul müdürleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Expo 2023 sergi alanındaki Arasta Çarşısı'nda düzenlenen programa eğitim camiası yoğun ilgi gösterirken günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler verildi. Bu hizmetleri öğretmen eviyle de taşlandırırsa hakikaten Kahramanmaraş'a 7 güzel adamın şehrine yakışır. Programa Başkan Mahat Çiçek'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve 12 Şubat Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ali Ünsal da katıldı. Hayırlısı Allah'tan 47-48 seneden beri çalışıyor bu ülke için, bu memleket için. Kahvaltının ardından 10 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen bir selamlama konuşması yaparken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da yaptığı konuşmada Başkan Mahat Çiçek'e düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Sizin gibi çok değerli 272 tane okul müdürü, müdür yardımcıları ve 7000'e yaklaşan personeliyle devasa bir ilçemiz. 327 bin öğrencinin 120 bin öğrencisi boyutuyla da yine %40'lara yaklaşan bir oran söz konusu. 12 Şubat her boyutuyla baba bir ilçe. Başkanı da baba bir başkanımız. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bizler derdi iyi insan yetiştirmek olan ve başka hiçbir meslek mensubunda bu özelliği olmayan bir meslek grubuyuz. İnsanın ta kendisiyle ilgilenen bir meslek mensubuyuz. Kahramanın ardından 10 Şubat Belediye Başkanı Hanif Ümah Çiçek, öğretmen ve müdürlere hitap etti. Proje okul yapacağız. Türkiye'deki nadir okullardan da bir tanesi olacak. Bakın her sene pandemi dönemi hariç 70-80 bin kitap alıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber seçimini yapıyoruz. Beşli setler halinde sadece 12 Şubat'ın okullarına değil. Davetlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Mahat Çiçek, eğitim yatırımları hakkında bilgiler paylaştı. 62 köyde kültür evimiz var. Bunların orada din görevlisi arkadaşlarımızla beraber kullanalım. Okutalım çocuklarımızı ya. Bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacak, daha yükseklere taşıyacak. Onun için öğretmenlik mesleğimiz gerçekten fedakar bir meslek. Meyveli ağaç gibi. Her yerde bir meyveniz olur sizin Allah'a şükür. Nereye gitseniz karşınızda bir meyve çıkar. Çok değerli bir mesleğimiz var. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerle beraber olmak güzel. Her zaman bir araya gelemiyoruz maalesef. İstedik ki sizlerin bu gününde beraber olalım. Gününüzü tebrik edelim, kutlayalım. Bir de bu memlekette yaptığımız bu özel projenin gerçekten bu bir dünya projesi. Onu beraberce görelim istedik. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.